Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, televizyonların başında bizi izleyen ve radyolarda takip eden tüm vatandaşlarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden selam ve saygılar iletiyorum. Ben GAP Kalkınma İdaresi Başkanı üzerinde söz almış bulunmaktayım. Tabii GAP projesi gerçekten Türkiye'de birinci proje, dünyada 8. sırada yer alan bir proje. Ancak rahmetli Demirel o dönem derdi ki ben GAP'ı GAP'tırtmam derdi ama AK Parti iktidarı ise ben GAP'ı yaptırtmam diyor. Neden diyor bunu? 12. kalkınma planında GAP'la ilgili tek bir cümle geçmiyor. Bütçeyle ilgili bakıyoruz, bütçe tahsisatı yok. Ancak baktığımız kadarıyla GAP'ın aynı zamanda aracı yok, tek bir aracı yok, herhalde kiralık alıyorlar. Ancak 30-60 tane sosyal tesisi var. Madem ki çalışmıyorsanız bu sosyal tesisleri satın. Ülkeye gelir gelsin. Yani bir işe yaramıyor GAP. Niye bir işe yaramıyor? Şimdi size söyleyeceğim. GAP'ın başkenti Şanlıurfa değil mi? Şanlıurfa. Şimdi GAP'la sorumlu yetkili arkadaşlarımız burada. Bakın. Size ben burada videoyu gösteriyorum. Eğer burada açabilirsek gayet rahat. Şanlıurfa'daki GAP'ta ne yapılıyor biliyor musunuz? Şu taklacı güvercinler var ya, taklacı güvercinler besleniyor. Taklacı güvercinler besleniyor. Ve bu taklacı güvercinler aynı zamanda balkonda o taklacı güvercinler uçmasın diye, gitmesin diye bir de file yapmışlar. Ya Allah'tan korkun. Sizden istirham ediyorum. GAP'ın görevi bu mu? Peki GAP ilk kurulduğunda aşağı yukarı 1800 hektar alan sulanması gerekirken bunun ancak 600 küsuratı yapıldı. Bu da mevcut projenin %34'ü. Hani TÜİK sürekli rakamlarla oynuyor ya. AK Parti iktidar da rakamlarla oynuyor. Ne yaptı? 1800 hektar sulanacak alanı 1058'i düşürdü. Düşürünce biz şu kadar yüksek yaptık diyorlar. Şu kadar alanı suladık diyorlar. Şimdi GAP'ın asıl amacı Şanlıurfa'nın yani bölgenin bölgeler arasında eşitsizliğin giderilmesi değil miydi? Bölgeler arasındaki eşitsizliğin giderilmesiydi. Peki bölgeler arasındaki eşitsizliğin giderilmesiydi diyoruz biz ve sürekli AK Parti'nin övündüğü bir konu var. Miladi takvim neyi alıyorsunuz? Miladi takvimi sürekli 2002-2003'ü alıyorsunuz. Bakın 2002-2003'ü sürekli siz bunu miladi tarih olarak alıyorsunuz. GAP bölgesindeki sosyoekonomik gelişmişlik endekslerine göre Şırnak 2003 yılında 73. sıradayken 2017'de 81. sıraya düştü. Geriledi. GAP ileri götürmesi gerekirken geride kaldı. Siirt 2003 yılında 68. sıradayken 2017'de 75. sırada. Mardin 59'dan 74'e. Şanlıurfa 2003'te 63. sıradayken 2017'de 73. sırada. Batman 65'ten 72'ye, Diyarbakır 58'den 68'e, Adıyaman 60'tan 66'ya, Gaziantep 20'den 30. sıraya geldi. GAP'ın bu bölgeyi kalkındırması gerekirken bu geriye gitti. Bu veriler benim verilerim değil, bakanlığın verileri. Ben Şanlıurfa milletvekili olarak şimdi aynı şekilde Şanlıurfa'nın ilçelerine bakalım, illerine bakalım. Şanlıurfa'nın milletvekili arkadaşlar da bu da benden sonra da konuşacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar. Şanlıurfa'nın ilçeleri Karaköprü 2017'de 194. sıradayken 2022 yılında 232. sıraya gelmiş. Bakanlığın verilerine göre Harran 973 ilçeden 973. sırada. Akçakale 973 ilçeden 964. sırada. Ama bunlarda da %98 AKP oy alıyor. Ne kadar az gelişmişse o kadar çok oy alıyorlar. Bu da ayrı bir vaka. Yani gerçekten siyasi anlamda doktora tezi yapılması gereken bir husus. Yani vatandaşı eğitim
Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. Eğitimden geç bıraktıkları, gelişmişlikten geç bıraktıkları tüm ilçeler full AK Parti'ye oy veriyor. Okul yok, su yok, yol yok, doktor yok. Yani eğitim yok, adalete erişemiyor ama AKP'ye maalesef oy veriyor. AK Parti'yi Türkiye'ye şikayet ediyorum. Yoksulluktan besleniyor. Diyorlar biz şu kadar yardım veriyoruz. Ya arkadaş o kadar yardım veriyorsunuz. Bu ayıptır, ayıptır. Demek ki vatandaşı fakirleştiriyorsunuz. Ne kadar çok yardım yapılırsa halk o kadar fakirleşmiş demektir. Fakirleşmeden övünme olmaz. Fakirleşmeden utanmak lazım. Vatandaşı zenginleştirin deyin ya. Şimdi GAP'la ilgili bu bütçede hiçbir şey yok. Hiçbir kalem yok. Hiçbir gelir yok. Hiçbir ödenek yok. Mevsimlik tarım işçileri 500 bin kişi mevsimlik. Göreviniz gereği isterseniz bunu bitirin. Allah rızası için isterseniz bitirin. Ahlaki anlamda isterseniz bitirin. Zaten 2023'ün sonunda bir dakika daha kapatın. 5 yıl daha siz yaptınız. Ama ne olur yani böyle balıkların kubağının, kaplumbağanın yürüyüşüyle yapmayın bunu. Biraz daha hızlı bir şekilde yapmanızı istirham ediyorum.